Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün tığ ve Yeni Yollar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak daha çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Zil butonunu aktif hale getirdikten sonra tümü işaretlerseniz hemen. Her attığım videodan ilk önce siz haberdar olursunuz arkadaşlar. O yüzden tümü işaretini aktif hale getirmeniz gerekli. Yine size çok güzel, şöyle çok zarif bir model hazırladım. Bakın. Şöyle ilk önce ilk sırada böyle kutucuklar yapıp sonra bu yeşil çimenin üzerine de küçük küçük böyle kirpikler yaparak çok hafif, zarif böyle çıtıpıtı bir model oldu. Çoğu bu sırada arkadaşlar çıtıptı model isteyen, yapımı kolay isteyen arkadaşlarımız çoğaldı. Onlar için de bu şekilde böyle bir alternatif sunmak istedim. Evet. Şöyle modelimizi tür de üstünde de baktayım. Şöyle arkadaşlar bakın bu şekilde de. Bu dört rengi tercih ettim. Çimenle beraber yeşil. Bu iki renkte arkadaşlar gül kurusu ve beyazdı bana geldiğini veya krem de olabilir beyaz yerine. Bu şekilde ben de rengarenk böyle bahar çiçekleri gibi açsın istedim. Evet bakın çıtır pıtır şöyle minik minik çiçekler kır çiçekleri kondurdum. Şimdi modelimin anlatım kısmına geçelim. Evet ikinci sıraya başlayacağız. Bu şekilde tığ battının içine sık iğne ile ipimi sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum ve orta boy bir örümcek yapıyorum. Bakın, ne küçük ne büyük orta boy bir örümcek yapıyorum bu şekilde. Şimdi iki defa tığımı doladım. Bir iki üçüncü tığ battımın içine giriyorum. Şöyle iki 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 olarak bir trabzan yaptım. Hemen altı tane zincir çekiyorum. Şöyle trabzanımın tepe noktasından girdim. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Bakın bu çiçeğimiz için 6 zincir yuva örümceği ellemiyorum. Trabzanın tepe noktasına kapatıyorum. Şöyle ipimi bu kadar uzattım. Fıstık boyutumu bu ilk ilmek belirliyor arkadaşlar. Diğerleri de bunun hizasında çekilecek. Şöyle ne büyük ne küçük yine böyle toparlak bir fıstık yapacağız 3 trabzanın altından girip ilmek aldım üzerinde bir zincir 4 altından girip ilmek aldım bu şekilde 5 6 7 ve 8 bu şekilde 8 tane ilmeği toplayıp sık iğne ile bu şekilde buraya sabitledim İkinci kutucuğun içine yapmış olduğum fıstığımı kapatıp sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde oluştu. Dibine bir zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Hemen bir örümceğimi buraya orta boy bir örümceğimi kapattım. İki defa tığımı doluyorum. Bir, iki. Üçüncü tığ battı ya. İki. İki ve 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 6 tane zincir kapatıyorum. 6 zincirimi buraya sabitliyorum. 1 zincir çektim. ipimi uzattım. Bu trabzana 8 tane ilmek toplayacağız. Bakın ilk ilmeğimizin boyutu bu şekilde. Şöyle 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane ilmeği topladım. Buraya sık iğne ile sabitledim. Evet, 3. kutucuğumun içine bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar ikinci sıramız yapıyoruz. Şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum. Hemen iki defa tığımı doladım. Üçüncü kutucuğumun içine şöyle iki, iki, iki alarak trabzanımı hazırladım. Bakın şimdi altı zincir yuva hazırlayacağız. Altı zincirimi buraya kapattım. Sabitledim. Bir zincir çektim dibine ipimi şöyle uzattım. 1 2 3 8 tane ilmek toplayacağım. Şöyle 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ilmeği buraya topladım, kapattım hepsini birden sık iğneyle buraya ikinci kutuca sık iğne ile sabitliyorum. Evet arkadaşlar bakın çimenimiz bu şekilde oluyor. Çok güzel. Şöyle yapımı da bir o kadar kolay bir sıra hazırladık. Şöyle olacak hepsi bir. İkinci sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi çiçeklerimizin yapılış kısmına geçelim. Fıstıklarımızın tepesine yaptığımız bu altı zincirli yeşil yuvanın içine girerek Buraya yuva yaptık demiştim şeklimiz için. İpimi sabitledim. 5 zincir. Buraya 6 zincirin içine bir kirpik. Tekrar 5 zincir. ikinci kirpik. 3 tane zincir çekiyorum iki kirpikten sonra. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen yuvaya girdim. Şöyle 1, 2, ve 2 4 zinciri çekiyorum 4 zincirimi kapattım trabzanın arasına buraya şöyle 1 2 ve 3 3 tane sık iğne yapıp 4. sık iğnemi yeşil yuvada kapattım şöyle bakın bu şekilde 5 zincir çekiyorum 5 zincirimi yuvanın içine girdim buraya sabitledim 5 zincir yuvanın içine girip buraya sabitledim şöyle iki tane kirpiği yaptım hemen sık iğne şey ipimi koparıyorum bir zincirden sonra Evet bu şekilde oluyor arkadaşlar bakın hemen diğer rengimiz pembe pembeyi yapalım. Yine altı zincirimizin içine sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 5 zincir çekiyorum. 5 zincir. Sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen Şöyle 1 2 ve 2. Trabzan yapıyorum. Bakın 2 kirpik. 3 seferde aldığım trabzan tepesine 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum bu trabzanımızın içine. Buraya bir kirpik yapıyorum. Bakın trabzanın geri kalan kısmına 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 şöyle 3 4.'üyü de yeşil yuvada yapıyorum sık iğnemi bu şekilde hemen 5 zincir 5 zincirimi kapattım yeşil yuvanın içine sabitledim yine 5 zincir evet kenarlarına iki tane 5 zincirden kirpik ortasına da bu şekilde şöyle üç tane sık iğneli alacak şekilde trabzan yapıyorum minik minik bu şekilde Bakın çok tatlı oluyor fıstıkların tepesinde açan kır çiçekleri. Şöyle sağa doğru yatıralım. Ortalayalım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi mavi rengimizi de yapalım. Yuvanın içine sık iğne ile girip ipimi buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum 5 zincirimi buraya sık iğne ile sabitledim. 5 zincir sık iğne ile sabitledim. Bakın iki tane kirpik yaptım. Şöyle 3 zincir bir defa doladım. Hemen yuvanın içine girip 1 2 ve 2. 1 2 3 ve 4 zincir. Sık iğne ile sabitledim. Şöyle 1 2 ve 3 üç. 3. sık iğneyi de yine trabzanın içinde yaptım dördüncü yeşil yuva da yapıyorum Şöyle minik bir bu şekilde sık iğne ile trabzanım oluyor kenarına yine 5 zincirden iki kirpik yapacağım sık iğne ile sabitledim 5 sabitliyorum hemen dibine bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum bak bu şekilde ipimi kopardım Evet şimdi bunu da yakıp temizleyip hepsini bir veda edelim Evet hiç ütülemeden bakın bu şekilde direkt karşınıza geldim arkadaşlar şöyle göstereyim ilk önce bu modelde bu şekilde çocuklar yapılacak. Çimeni en sonunda üstüne bu gördüğünüz böyle minik kır çiçekleri kondurulacak arkadaşlar. Ütüleyince tabii daha güzel duracak. Geçen bazı arkadaşlar yazmış keşke arka tarafında görseydim diye. Unutuyorum bazen herhalde arkadaşlar. Şöyle kapı çocuklar diğer şeyler derken kusura bakmayın. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Herkesin gönlü olsun. Arka tarafı da bu şekilde. Sizler de arkadaşlar emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Çünkü bu YouTube'da önermelerde beğeni ve yorumlarda ön plana çıkmak çok önemli. Bu şekilde. Videolarımın devamı için sizlerle buluşabilmek için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Şöyle alır arkadaşlar. Bakın çıtı bıtı çok zarif çok güzel bir model hazırladığını düşünüyorum sizlere şekilde şöyle yakın planda göstereyim. Tekrar tekrar şöyle kıvrılmış Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.